Temim Eddari sahabe-i kiramdandır. Ebu Rukayye künyesiyle anılır. Bu künyeyi anılması sebep olan Rukayye adındaki kızından başka çocuğu olmamıştır. Tek bir kızı olmuş. Temim radıyallahu anh İslam ile şereflenmeden önce Hristiyan'dı. Hicretin 9. senesinde Müslüman oldu. Mescitte ilk kandili o yaktı. Son senelerde son bir senesi kalmış Efendimizin Müslüman olmuş hemen mescide kandil getiriyor, mescidi aydınlatıyor. Efendimiz de ona dua ediyor. Allah da senin seni aydınlatsın, nurlandırsın diye. İlk kıssa anlatanın o olduğu ve bu konuda Hazreti Ömer'den izin istediği. Hristiyan olduğu için geçmiş kıssaları biliyor, onları anlatıyor. Hazreti Ömer'in de kendisine bu izni verdiği söylenir. Temim radıyallahu anh Medine'de ikamet etmekteydi. Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra Suriye'ye hicret etti. O zamanlar Suriye toprağına dahil olan Filistin'de yerleşti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Kudüs'ün yanında bir köy olan Aynun'u ikta arazisi olarak ayırmış ve onun eline de yazılı bir belge vermişti. Aynun köyü. Temim radıyallahu anh çok teheccüd namazı kılardı. Bir gece kalkmış Kur'an'ın bir ayetini okuyarak sabaha kadar rükû etmiş ve ağlamıştı. Bu ayet Câsiye Suresi 21. ayet-i kerime. Meali şöyle. Yoksa kötülük işleyen kimseler ölümlerinde ve diriliklerinde kendilerini inanıp iman edip salih ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımız sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Yani kötülük işleyen kimseler salih amel işleyenlerle bir tutulacaklarını mı zannediyorlar? Hem dünya hayatında hem ölüm esnasında hem ahirette. Bunlar bir olmaz. Ama insanlar öyle olacaktan zannediyorlar. Bir taraftan kötülüklere devam ediyor veya Allah'ın emirlerini terk etmeye devam ediyor. Kötü de insan değil belki ama Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapmıyor. Asi oluyor. Ona da asi deniyor. Namazını kılmıyor, orucunu tutmuyor diyelim tesettüre riayet etmiyor. Bu kimse diyor ki ben de Müslümanım, benim de kalbim temiz. Şimdi bu insanla diyor salih ameller işleyen insanları bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Bunlar bir olmaz. Temim radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 18 hadis rivayet etmiştir. Radıyallahu anh.